Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz object pronouns. Subject pronouns konusunu anlatırken object pronouns'a biraz değinmiştim. Object pronouns'lar cümlede nesne durumunda olan isim veya isim gruplarının yerine kullanılır. Şimdi örneklere baktığımızda daha net bir şekilde anlaşılacak. I will be busy all afternoon. Call me sometime later. Tüm hafta sonu meşgul olacağım. Beni daha sonra ara. Derken buradaki beni ifadesini söylerken biz object pronoun kullanıyoruz. Me. Object pronounını kullanıyoruz. What have you been doing lately? Son zamanlarda ne yapıyorsun? Burada you subject pronoun. Özel konumunda. We haven't heard from you for a long time. Senden uzun süredir haber alamadık derken buradaki you ise object pronoun, yani nesne konumunda olduğu için. His father is abroad. Babası yurt dışında. The company has sent him to Italy for business. Şirket onu İtalya'ya iş için yolladı derken, burada onu diye yani nesne konumunda kullandığımız için object pronoun him ile karşıladık his father ifadesini. Mine is love surprises. Yeğenim sürprizleri sever. I have arranged a birthday party for her. Onun için bir doğum günü partisi düzenledim. Buradaki her my niece ifadesini karşılıyor. Ama burada my niece burada özne konumundayken burada nesne konumunda. I can't find my school bag. Okul çantamı bulamıyorum. Have you seen it? Onu gördün mü? My school bag'te. It ifadesiyle karşılaşıyoruz. Söylüyoruz, ifade ediyoruz. We are pleased to be here. Burada olmaktan mutluyuz. You welcomed us in a very friendly way. Bizi çok arkadaş yanlısı bir şekilde karşıladınız. Why haven't you brought your reading books? Neden getirmedin okuma kitaplarını? Didn't I tell you yesterday to bring them? Onları getirmeni söylemedim derken burada yani sana söylemedim derken you ifadesini ve onları derken de them ifadesini kullanıyoruz. Reading books, okuma kitaplarını tanımlarken. What time do your children leave school? Çocukların kaçta okuldan çıkıyor? Do you take them from school every day? Onları her gün okuldan alır mısın derken biz yine them ifadesini kullandık. Your children söylemek için. Edatların proposition ardından zamir kullanmak istediğinde object pronoun kullanır. Where is Jill? Jill nerede? I have some good news for her. Onun için iyi haberlerim var. Why didn't you talk to Greg? Greg'le neden konuşmuyorsun? It seems that you're angry with him. Ona sinirli gibi görünüyorsun. Buradaki for ve with proposition'dan sonra biz object pronoun kullandık. Object pronouns bu cümlenin içerisinde değil de bağımsız olarak kullanıldığında da biz object pronoun kullanıyoruz genelde. I love watching documentaries. Burada belgesel izlemeyi severim. Derken ben de ifadesini verirken me too şeklinde söylüyor. Nasıl? I kullanmıyorum. Da me too. Ben de ifadesini kullanıyorum. Who left the windows open? Pencereyi kim açık bıraktı derken Bekir o derken him ifadesini söylüyor. Nasıl yani he, she, it şeklinde kullanıyor. Object pronoun kullanıyor. Eğer subject pronoun kullanmak istersek genellikle özne zamirinden sonra yardımcı fiil kullanılır veya tüm cümle tekrarlanır. I love watching documentaries. I do too. Ya da I like watching documentaries too şeklinde kullanıyoruz. Biz burada kısaltma olarak I do ifadesini kullanıyoruz. Yani bunu kullanmayacaksak tüm cümleyi kullanmamız gerekiyor. Yani herhangi başka kısaltması yok. Who left the windows open? Kim pencereyi açık bıraktı? He did. O bıraktı. Geçmiş zaman olduğu için yardımcı fiili burada did ifadesi. Bu yüzden biz he did dedik. Ya da uzun şekilde he left the windows open. O pencereyi açık bıraktı şeklinde söylüyoruz. Şimdi subject pronouns ve object pronouns ile ilgili birkaç soru çözelim birlikte. Fill in the blanks with
suitable subjects or object pronoun. Subject ya da object pronounları boşlukları doldurun diyor. There were some birds flying in the sky. Gökyüzünde uçan birkaç kuş var. And suddenly, aniden sat on the telephone fire. Telefon kablosunun üzerine oturdular, kondular derken, onlar kondu derken biz burada subject pronoun, kişi zamiri kullanacağız, özne zamiri. Bu yüzden they ifadesini kullanacağız. And the people in the park started watching. Parktaki insanlar başladı, izlemeye başladı. Ve onları diyeceğiz. Biz burada object pronoun ifadesi olan onları ifadesini kullanacağız. Them şeklinde. Bill says the only thing. Bill söylüyor ki the only thing, tek şey he likes about rain. Yağmur hakkında onun sevdiği tek şey derken o diyeceğiz. Bill'i tanımlamak için he ifadesini kullanacağız orada. The sound, sesi. It makes, yani yağmurun yaptığı sestir, yağmurun çıkardığı sestir derken yağmuru tanımlamak için orada biz it ifadesini kullanacağız. George was hungry. George aç. So, bu yüzden went to the kitchen. Yani aç olan George olduğu için mutfağa giden de olacak değil mi? Bu yüzden biz he ifadesini kullanacağız burada. And opened the refrigerator. Buzdolabını açtı. Thinking that could find something to eat there. Yani orada bir şeyler, yiyecek bir şeyler bulabilme düşüncesiyle açtı derken biz burada yine George'u tanımlamamız lazım. He subject pronoun'unu kullanıyoruz. George asked Mary diye soruyor. Will you marry? Yani benimle evlenir misin ifadesinde. Burada ben nesne konumlu olduğu için me ifadesini kullanacağız. Benimle evlenir misin diye Mary'e sordu George. She wasn't expecting such a proposal. Yani böyle bir teklif beklemiyordu. Ve surprise, şaşırttı diyeceğiz. George da şaşırtmış olabilir ya da teklif de şaşırtmış olabilir. Biz burada hem he de diyebiliriz. Mary'i şaşırtan. It ifadesini de söyleyebiliriz. Yani durumdan bahsettiğimiz için. Ve şaşıran Mary olduğu için her ifadesini kullanacağız. Yani onu çok şaşırttı derken. Barbara asked her upstairs neighbors to turn the volume down this morning. But now Barbara üst kat komşularına sesi kısmasını istedi bu sabah. Fakat has to ask again. Tekrardan sormak zorunda kalacak diyecek. Biz burada tekrardan istemek zorunda kalan ki Barbara. Barbara'yı tanımlamak için biz she ifadesini kullanacağız. Özne konumda olduğu için. Ve istediği kişileri, komşuları, onlar ifadesini karşılamak için them diyeceğiz. Laura and Janice went to the stable because we're going to exercise the horses. Laura ve Janice ahıra gittiler çünkü egzersiz yapacaklar. Kendi onlar. Her ikisi değil mi? Laura ve Janice. Onlar ifadesini biz they olarak söylüyoruz. They took the horses. Atları aldılar ve started walking. Yani onlarla yürümeye başladılar derken them ifadesini, atları tanımlamak için them ifadesini kullanacağız. Bu haftaki konumuz bu kadardı gençler. Bir sonraki konumuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.